NFT furyası. Ne çağ ama, belki de fırsatlar treninin en ünlüsü. Çoğumuz uzaktan bakmışızdır bu trene. Çoğumuz kaçırdığımızı düşünmüşüzdür bunu. Fikrinizi biraz olsun değiştirebileceğimizi söylemeliyiz. Size birkaç iyi haberimiz olabilir. Şu kaçan tren hakkında. Belki de kaçmış olan trene bakmak yerine yeni gelen trene binmeliyiz, ha ne dersiniz? Sonuçta meşhur bir laf vardır. Fırsatlar otobüs gibidir. Birini kaçırırsanız diğeri gelir. NFT'lerin yaptığı patlamayla birlikte hepimizin aklında yer etmiş bazı sorular var. Acaba ben de kazanabilir miyim? NFT projemi nasıl başlatabilirim? Bu işte para var mı? Zengin olabilir miyim? Bu soruların cevaplanması, nasıl desek, göreceli olabilir biraz. Evet, sanırım doğru tanım bu. Sonuçta NFT üretmek bir adım, bu üretimi sürdürebilmek de diğer önemli adım. Ürettiğiniz NFT'nin benzersiz oluşu her ne kadar önem arz etse de, bu NFT'leri insanlara ulaştırabilmek de bir o kadar önemlidir. Fırsatlar bitmez demiştik, hatırladınız mı? Bitmiyor gerçekten de. Kendi NFT projenizi başlatın. İşte size bir fırsat. Gelin sizlere NFT projesini başlatma süreçleriyle ilgili bilgileri sunalım, ha ne dersiniz? Başlık olarak NFT projesini başlatmak ve yürütmek desek daha doğru olur. Sonuçta projemizi başlatmakla iş bitmiyor. Bunun bir de yürütülmesi gerekiyor. Karşımızda fırsatların bitmediğine dair bir örnek daha. Bu yürütülme işi sosyal medya platformlarıyla sağlanmakta. Öyle ki sahip olduğunuz Twitter, Discord hesapları ya da OpenSea gibi NFT marketlerinde reklamınızı yapabilir ve ağınızı büyütebilirsiniz. Buna kısaca yap ve sürdür diyebiliriz. Peki diğer önemli soru öbeği. Ben NFT yapabilir miyim? Bunun için sanatçı olmak gerekiyor mu? Nasıl yapabilirim? Burada ilk cevaplanması gereken husus NFT'lerin ne olduğuyla alakalıdır. Yaratılmış ve satılmakta olan NFT'lerin bazılarının değeri estetik kaygıya dayanırken bazısının bununla uzaktan yakından ilgisi yok. Burada NFT'ler için biçilen değerde insanların talepleri ön planda oluyor. Yani evet, isteyen herkes kendi NFT'sini oluşturabilir. Öyle ki iki boyutlu fazla uğraşılmamış resimlerden estetik kaygıya sahip resimlere kadar her kalitede NFT satabilir ve üretebilirsiniz. Sadece yapacağınız çizimlere ya da tasarımlara karar vermelisiniz. Aynı zamanda üreteceğiniz NFT üzerindeki stilinizin benzersiz olması da ilgi çekebilir. En az bunlar kadar önemli olan bir konu da bu ürünleri yaparken keyif almaktır. Sonuçta sevdiğiniz işi yapın klişesini hepimiz biliriz. Ancak esas önemli konu müşterilere ulaşma aşaması. İkinci adımsa MetaMask'imizin olması. Sonuçta paranızı koyacak bir cüzdana ihtiyacınız olacak, değil mi? Burada dijital bir ticaret söz konusu ve bize dijital bir cüzdan lazım. Bu cüzdanı NFT'nizi satmak istediğiniz siteye bağlamalısınız. Sattığınız NFT'lerin getirisini burada stoklayacaksınız. Sonuç olarak elde edeceğiniz gelir kriptolar üzerinden olacaktır ve bu yüzden MetaMask gibi dijital cüzdanlar olmazsa olmazdır. Başta NFT'leri hemen herkesin üretebileceğini vurguladık. Atladığımız kısımsa kullanılacak araçların ne olduğuydu. İnternette hemen hemen hepimizin bulabileceği bedava ya da ücretli çizim programları mevcut. Bunlardan en ünlüleri Adobe Illustrator ve Photoshop olsa da, bunların alternatifi olan ücretsiz Krita gibi programlarda işinizi görmeye yeter de artar bile. Pekala, ilk aşamalar tamam. Bir proje başlatmak istedik. Çeşitli sosyal medya hesapları açtık, MetaMask'imiz var ve hali hazırda tamamladığımız bir çizimimiz dahi var. Sonraki aşama nedir? Karşınızda NFT marketleri. Muhtemelen duymuş olduğunuz OpenSea veya Foundation. Bu ve bunun gibi siteler çizimimiz için pazar niteliğinde. Peki buradan sonra bizi neler bekliyor? Gerçekten kazanç sağlamak istiyorsak sahip olduğumuz ürünü bir şekilde tanıtmalıyız. Bu noktada da çeşitli NFT topluluklarına girebilir ve birbirimizin NFT'lerine yatırım yapabiliriz. Zaten NFT'lerden para kazanmadaki kilit nokta topluluklardır. Sonuçta bir esnaf müşteriye sahip değilse neyi vardır ki? Öte yandan NFT marketlerinin ürününüzü satışa koyması için kesmiş olduğu ücretler sizi zorlayacaktır ve kar elde etmenize de en çok bunlar problem olacaktır. Ancak bu durumu avantajınıza çevirebilir ve bundan dolayı NFT'lerden uzak duran kesimden ayrılabilir, kazanç elde edebilirsiniz. Buradaki büyük silahınız sosyal medya hesapları. Özellikle Twitter ve Discord gibi platformlarda çok fazla sayıda insana ulaşabilir ve kendi NFT kitlenizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Birbirinizin projesine yapacağınız yatırımlarla da verimli bir kitle oluşturup kazancınızı katlayabilirsiniz.
burada da NFT'lerin çeşitliliği önem arz ediyor. Öyle ki aynı resminizin farklı versiyonlarını çıkararak koleksiyonlarınızı oluşturabilirsiniz. Bu koleksiyonları da bahsettiğimiz topluluklara ulaştırabilirseniz yatırım alabilir ve değerinizi artırabilirsiniz. Bu yolla birlikte NFT marketlerinin sizi sömürmeye çalıştığı komisyonlardan kurtulabilir ve kar elde etmeye başlayabilirsiniz. Burada bir diğer önemli husus da çekilişler ve sahte kullanıcılardır. Evet, sosyal medya hesaplarında bulduğunuz NFT topluluklarında sık sık çekilişler yapılır. Buradan da topluluklara yeni kullanıcılar çekebilirsiniz. Örneğin insanlara sadece Discord kanalınızda yapacağınız çekilişleri sunarak onları topluluğunuza katılmaya teşvik edebilir, ağınızı geliştirebilirsiniz. Bu da size kar olarak geri dönecektir. Ancak sahte kullanıcılar konusunda da bir o kadar dikkatli olmalısınız. Öyle ki size başladığınızda birçok kullanıcıdan destek amaçlı teklifler gelecektir. Bu kullanıcıların gerçek olup olmadığına dikkat etmeli ve sahte kullanıcılara itibar etmemelisiniz. Ki bu sahte hesapların oldukça fazla olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sizlere para karşılığı projelerinizi insanlara yayma teklifinde bulunacaklar ve paranızı aldıktan sonra ortalıktan kaybolacaklardır. İnsanlara ulaşma konusunun önemi burada da görülüyor. Müşterilere ulaşarak projenizi geliştirmeniz ve satmanız birinci derecede önemli nokta. Bundan nem alan sahte kullanıcılar da sizleri reklamınızı yapmak amacıyla cezbetmeye çalışacaktır. Tam da bu yüzden piyasada oldukça sahte kullanıcı bulunuyor ve bu kullanıcılar size olta atmaya devam edecek. NFT trenine atladık gidiyoruz. Hadi bakalım. En başta bir NFT'ye sahip olmanın kolaylığı üzerinde durmuştuk ki bu gerçekten de kolay. Ancak esas noktanın NFT'ye sahip olmakla kalmayıp bu ürünü topluluklara ulaştırmak olduğu da bir gerçek. Hal böyle olunca bu işin sürdürülebilirliği tartışma konusu haline geliyor. Sahip olduğunuz NFT'ler ulaştıkları kitleler kadar değerlidir. Bu yüzden sosyal medya hesaplarınız, sahip olduğunuz internet siteleri gibi NFT'lerinizi yaymanıza yardımcı olacak araçlar son derece önemli. Kısacası NFT'leri nasıl yapacağınızı değil de kitlelere nasıl ulaşacağınızı düşünseniz daha iyi olur. Sonrasındaysa ürünlerinizi rahatlıkla satabilir ve bu satışlarınızın sürdürülebilir olmasını sağlayabilirsiniz. Yapmış olduğunuz NFT'leri hızlı şekilde çoğaltmak, MetaMask'inizin olması ya da herhangi bir sitede yayınlamak gibi konularsa oldukça kolay çözülecek şeyler. Hedef, ticaretin de anahtar noktası olan müşteri bulmanızda yatmakta. Tabii yine başta söylediğimiz gibi fırsatlar bitmez. Sosyal medyayla birlikte çok fazla kitleye ulaşabilir ve faydalanabilirsiniz. Kitlelere bu şekilde ulaşıp yapmış olduğunuz eserleri onlara tanıtabilir ve bu etkileşimi sürdürebilirseniz NFT marketlerinde önemli yatırımlar alabilir ve kısa sürede ünlenebilirsiniz. Ünlenmeye başladığınız zaman da artık yatırımcıların ilgisini çekmeye ve gelirinizi hızla katlamaya başlayacaksınız. Çeşitli önemli noktaları göz önünde tutup bir şekilde olaya dahil olmak, yolun yarısına gelmiş olmak demektir. Sadece bir adım atın, değişimi göreceksiniz. NFT teknolojisine dair daha ayrıntılı bilgiler için önünüzdeki videolara da göz atabilirsiniz. Onlar da size katkı sağlayacaktır.